dünya üzerinde bazı yerler vardır. Orada bulunduğunuzda içinizi garip bir his kaplar. İşte öyle bir yerdeyim bugün. Merhaba, ben Tuncer Gizem Avcısı. Türkiye'nin en ilginç yerlerinden birisindeyiz. Binlerce yıl öncesinden kalma bir mezarlığa bakıyorsunuz şu an. Burada yatan insanların ortak bir özelliği vardı. Onlar ayaklarımızın altında, yerin derinliklerinde yaşayan insanların olduğuna, yani bir yeraltı dünyasının varlığına inanıyorlardı. İşte tam arkamda bulunan ve günümüzde Cehennem Kapısı ismi verilen gördüğünüz bu kapı, yer altındaki bu gizemli diyara açılan geçidin girişiydi. İçeri girenlerin canlı olarak dışarıya çıkamadıkları yer. Bu yer hakkında duymanız gereken o kadar çok şey var ki, hazırsanız başlayalım. Aşkın bir süre önce burası tarihin en görkemli şehirlerinden biriydi. İsmini Amazonlar Kraliçesi Hiera'dan alan Hierapolis kenti. Denizli'nin kalbi Pamukkale'de bulunan ve her yıl yerli yabancı milyonlarca turisti kendisine çeken bu yer, büyük gizemleri de içinde barındırıyor. İşte onlardan en dikkat çekici olansa 2000 yıldır kapalı olarak tutulan ve yakın zamanda yeniden açılan Cehennem Kapısı. 1500 yıl önce meydana gelen dev depremde yerle bir olan kentin pek çok bölümü günümüze gelene kadar toprak altında kaybolup gitmişti. Çok değil, sadece 10 yıla yakın bir süre önce Profesör Francesco Andrea başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi antik dünyada ölüler ülkesine geçiş kapısı isim verilmiş olan, şimdilerde ise Cehennem Kapısı ismiyle anılan bu yeri toprak altında keşfetti ve gün yüzüne çıkarmayı başardı. Tabi isminin Cehennem Kapısı olmasına aldanmayın. Bizim inancımıza göre kapının bildiğimiz cehennem ile bir alakası yok. Fakat yine de dinleyecekleriniz oldukça çarpıcı. 2013 yılında kapının keşfedilmesinin ardından içeriye giren canlıların hayatlarını kaybettiği anlaşılınca kapı ziyaretçilerin güvenliği için kapatılmıştı. Hummalı bir kazı çalışması ve yapılan araştırmalardan sonra 2022 yılında Cehennem Kapısı yeniden ziyarete açıldı. Tabi ziyaretçiler ancak kapıdan etkilenmeyecekleri uzaklıkta kendileri için yapılmış yürüyüş bantları üzerinde burayı görebiliyorlar. Kapıdan girenin canlı kalamamasının ardında yatan gizemin büyük bir bölümünü bilim insanları yakın zamanda çözdüler. Az sonra bu konunun bilimsel açıklamasına değineceğim. Fakat bu kapının antik dünyadaki önemi öylesine büyüktü ki 2000 yılı aşkın bir süredir kapalı bulunan Pamukkale Cehennem Kapısı'nın keşfedilmesi ve ziyarete açılması her ne kadar ülkemizde pek fark edilmese de dünya basınında büyük bir heyecan oluşturdu. Bu kapının önemini bilen Yunan mitolojisi ve tarih meraklıları deyim yerindeyse çılgına dönmüş durumdalar. Hatta kapının açıldığı dönem Bill Gates'in Ege'yi ziyaret etmesi, Bill Gates Cehennem Kapısı için mi geldi gibi çeşitli komplo teorilerine sebep olmuştu. Küresel güçlerin çeşitli ritüeller için sık sık ülkemizdeki önemli tarihi bölgeleri ziyaret ettikleri dedikodularını mutlaka duymuşsunuzdur. Hierapolis antik kenti her köşesinde farklı bir efsane ve gizemi içinde barındırıyor. Az sonra yeraltı dünyasına açılan bir boyut kapısı olduğuna inanılan Cehennem Kapısı'nı, antik Yunan efsanelerinde yeraltı dünyasının hükümdar olduğuna inanılan Hades'in yeryüzüne çıktığı söylenen, günümüzdeki ismi ise Cin Deliği olan yeri ve Hades'in üç başlı köpeği Kerberos'u yakından inceleyeceğiz. Efsanelerde yer alan karakterler o dönemin insanları tarafından tıpkı Hades gibi zaman zaman tanrı ilan ediliyor ve uğruna adaklar adanıp savaşlar gerçekleştiriliyordu. Firavunlar da gerçekte tanrı değildi, fakat yaşanmışlıklar ve olayların içinde yatan gizemler günümüze dek gelmeyi başardı.
Beni tanıyanlar daha önce de birkaç defa yer altında yaşıyor olduğu iddia edilen insanlar hakkında video yaptığımdan dolayı olası yeraltı medeniyetleriyle yakından ilgilendiğimi bilirler. Amiral Richard Byrd'ün Antarktika uçuşu sırasında keşfettiğini iddia ettiği yerin altındaki bizden daha gelişmiş bir medeniyetin gizemi ve daha pek çok toplumun inancında bulunan yer altında yaşayanlar iddiaları Pamukkale'deki cehennem kapısını ve ardında yatan gizemi araştırmaya değer kılıyor. Hades, benim inançlarıma göre bir tanrı değildi. Fakat neler yaşanmıştı da o dönemin insanları bu karakterleri yeraltı dünyasının tanrısı, kralı ilan edip uğruna koca koca şehirler, tapınaklar inşa ettiler? Ha bu arada Türklerin de İslam'ı kabul etmeden çok önceleri bir yeraltı tanrısı inancı olmuş. Erlik Han'ı duymuşsunuzdur. Yeraltının en alt katmanında çamurdan bir sarayda oturduğuna inanılan ve kötülük saçan yeraltı dünyasının efendisi Erlik belki sadece bir hükümdardı ya da şimdilerde pek çokları tarafından inanıldığı gibi o kötü bir cindi. Cinlerin yeraltının derinliklerinde kabileler halinde yaşadıklarını biliyoruz. Az sonra yeraltı dünyasına açılan bu kapılara detaylıca değineceğim. Fakat gelin her şeyin yaşandığı Pamukkale'yi ve bu gizemli antik kentin sakinlerini kısaca tanıyalım. Denizli Pamukkale'de bulunan Hierapolis'i ziyaret ettiğinizde şehre öncelikle kuzey kapısından giriş yapmalısınız. Sizi tüm görkemiyle ilk karşılayacak şey ise antik dünyanın en büyük mezarlıklarından biri olacak. Ölenlerin kıymetli eşyaları, mücevherleriyle beraber gömüldükleri, genellikle zenginler için hazırlanmış dev lahitler arasında yürürken derin düşüncelere dalacağınız bu mezarlığın bu kadar büyük olmasının sebebi, Pamukkale'nin geçmişten günümüze bir sağlık merkezi olarak kabul edilmesiyle, dünyanın pek çok yerinden hasta insanın şifa bulmak amacıyla Pamukkale'yi ziyaret etmesi ve hayatlarını burada kaybetmiş olmalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Büyüleyici travertenleriyle Pamukkale hala günümüzün en önemli turizm merkezlerinden biri. Nemrut Dağı videomda anlattığım dağdaki heykellerde yazan kralın bedduasını hatırlarsınız. İşte ona benzer bir bedduaya yine buradaki mezarların bazılarında rastlıyorsunuz. Bir mezarın üzerinde yazan lanet şu şekilde. Mezarıma girmeye kalkan hırsız, yürüyecek toprak, seyredecek deniz bulamasın. Çocuksuz ve mutsuz bir hayat yaşayıp öldüğü zaman tanrıların laneti üzerine olsun. İşte bu gibi bedduaların yazılı olduğu mezarlar asırlar öncesinden hırsızların, yağmacıların istilasına uğramış bile ve mezarların içinde ne bir ölü beden ne de onlardan kalan bir eşya var şimdilerde. Mezarlığı geçip biraz ilerleyince İmparator Domitianus'a adanan 170 metre uzunluğundaki caddeye ulaşıyorsunuz. Ardından yine depremlerle yıkılmış sütunların içinde yer aldığı Kleopatra havuzunda dilerseniz suya girebiliyor ya da hemen az yukarıya doğru çıkıp videomuzun esas konusunun bulunduğu cehennem kapısının yer aldığı plütonyuma ulaşıyorsunuz. Sizi burada ilk karşılayan şey yeraltı dünyasından sorumlu olan Hades'in heykeli ve hemen yanı başında duran efsaneye göre nefesiyle yer altındaki ölülerin yeryüzüne çıkmasını engelleyen üç başlı köpeği Kerberos. Harry Potter severler Kerberos'u hemen hatırlayacaklardır. Hades, yer altında çok zengin bir kral olmasından dolayı ilerleyen zamanlarda Romalılar tarafından Plüton olarak da adlandırıldı. Cehennem kapısına dönecek olursak, inanışa göre Kerberos bu cehennem kapısının bekçiliğini yaptığı ve zehirli nefesiyle kimsenin bu kapıdan geçmesine izin vermediğinden içeri girenlerin dışarıya canlı çıkma ihtimali yoktu. Yüzlerce yıl boyunca da işler bu şekilde yürüdüğünden dolayı zamanının insanları Hades'e adak adamak için büyükbaş, küçükbaş hayvanlarını bu kapıya getirip kapıdan içeriye gönderirlermiş. Hayvanların kısa süre içerisinde öldüğünü gören halk Hades'e verdikleri kurbanlardan mutluluk duyarmış. Hatta burayı ziyaret edenler bu iş için para ödedikleri bazı din adamlarının bu hayvanları içeriye sokmalarını istermiş.
Adanacak hayvanlarla beraber cehennem kapısından geçen din adamları ölen hayvanlarla beraber geri çıktıklarında kendilerinin sağ olmasından dolayı halkın din adamlarına olan inancı daha da artmış. Peki nasıl oluyor da giren canlının öldüğü bir yerden din adamları sağ salim çıkabiliyordu? Sorusunun yanıtı ise günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıktı. Cin deliğine değinmeden önce cehennem kapısının gizemini aralayalım. Öncelikle kapının ardında derinliklerde bir yeraltı dünyası var mıdır bilemiyorum. Ama cehennem kapısında gerçekleşen ölümlerin sebebinin içerideki havadan kaynaklandığı keşfedildi. Normal havada %0.04 oranında karbondioksit bulunurken cehennem kapısından geçtiğinizde soluduğunuz havadaki karbondioksit oranı %80'lere ulaşıyor. Yani ölümcül bir gaz seviyesi. Aktif bir tektonik fay hattının tam ortasında yer alan bu bölge, zehirli gazların yoğun bir şekilde yeryüzüne çıktığı bir yer ve işte cehennem kapısı da bu çıkış noktalarından biri. Peki zamanında hayvanlar ölürken din adamları nasıl sağ çıkıyorlardı diye soracak olursanız, onun da cevabı şu şekilde. Gün boyunca sıcak ve güneşli olan havada karbondioksit sürekli dağılıyor, fakat karbondioksitin havadan daha ağır olması geceleri havanın da soğumasıyla onun zemine çökmesi ve zeminde birikmesine sebep oluyor. Zeminde birikmiş zehirli gazın bulunduğu mağaraya adaklarla giren din adamları boyları uzun olduğundan dolayı yere yakın birikmiş olan karbondioksitten etkilenmeden dışarı sağ salim çıkabilirken yanlarında götürdükleri hayvanlar yere yakın mesafede olduklarından dolayı kısa süre içinde havasızlıktan ölüyorlardı. İşte cehennem kapısını tehlikeli ve onu geçmişten günümüze gizemli kılan özelliği bu şekilde çözülmüş oldu. Yani anlayacağınız, cehennem kapısının ardında zehirli nefesiyle sizi bekleyen bir Kerberos yok. Ama daha derinlere gittiğinizde sizi nelerin karşılayabileceğini bilemem. Çünkü günümüzde hala pek çok insanın inancına göre yeraltı dünyasına açılan geçitlerden birisi de bu kapı. Hierapolis'te yer altına uzanan tek kapı burası değil aslında. Bir de cin deliği diye adlandırılan bu yer var. Hades'in buradan yeryüzüne çıktığına inanılıyordu zamanında. 1970'lerde içeri giren iki Kanadalı araştırmacının hayatını kaybetmiş olduğu cin deliği daha sonraları güvenlik sebebiyle taş bir duvarla örüldü. Buradaki köylü halk ise cin deliği denen yerden haftada bir defa yeşil bir duman çıktığına tanıklık ettiklerini dile getiriyor. Kimilerine göre cin kuyusu, kimilerine göre sadece bilimsel açıklaması olan, mitolojik olarak değeri olan bir yer. Fakat yine de kültürel açıdan dünyanın en zengin ülkelerinin başında gelen Türkiye'miz için büyük bir tarihi değer buradaki yaşanmışlıklar. Bu arada cin kuyusu demişken aklıma günümüzde gizemli olayların yaşandığı Yemen'deki Berahut kuyusu, diğer isimleriyle Cehennem kuyusu ya da cinlerin hapishanesi adı verilen yeri de bir başka videomda dilerseniz inceleyebiliriz. Görünüşe göre ayaklarımızın altında sandığımızdan çok daha fazlası bulunuyor olabilir. Kim bilir, belki de geçmişte yaşamış insanlar yer altındakileri biz günümüz insanlarından çok daha iyi tanıyorlardı. Şimdilik bu kadar. Yeni bir macerada görüşmek üzere.